Herkese merhabalar. Ben Alcan Hoca ve yine karşınızdayım. Biliyorsunuz hani uzun bir süreç, yorucu bir süreç ama adım adım gidiyoruz işte. Ne oldu? 9 bitti. Artık 10. videoya geldik. Ama biliyorsunuz araya da bir soru çözümü sıkıştırdık. Çünkü nasıl bir kültür koyduk? her konu, her ünite bittiğinde arkasından pekiştirme adına soru çözümü yapacağız dedik. Ve elimden geldiğince o soru teknikleri nasıl veriliyor, nasıl eleniyor o konuda size yardımcı olmaya çalıştım. Ve olmaya devam edeceğim. Diğer ünitelerde de mutlaka o araya soruları mutlaka iliştireceğim. Ve böyle böyle adım adım beraber gelişeceğiz. Peki öğrencilerim bu ünite uzun bir ünite mi? Hayır ikinci ünite ders notunu takip ediyorsan çok kısa bir ünite. Adı harita. Yani harita ile ilgili nasıl soru sordu ÖSYM? Aslında TYT, AYT dediğimiz üniversite hazırlıkta harita konusu çok uzun bir konu. Çok böyle farklı farklı konu başlıkları var. Ama KPSS test geleneğinde hiç üniversite hazırlık dershanelerinde öğretildiği gibi hiç bu kadar ayrıntı gelmedi. Sadece bazı başlıkları KPSS öğrencisinin bilmesi istendi. İşte ben de elimden geldiğince o konuda size yardımcı olacağım. Ve sonra devasal bir ünite, üçüncü ünite deyip yolumuzla böyle ilerleyeceğiz. O zaman bugün ne yapacağız? Bugün... Önce bir tekrar yapalım. Öğrencilerim 9. video tekrarını yapalım diyorum. Peki ne öğrettim 9. videoda? Onu hatırlayınız. Biz jeopolitik konuma odaklandık. Peki neydi konum? Jeopolitik konum neydi? Yani benim öğrencim bu kavramı oturtmalı. Jeopolitik konum neydi? Onu bir kez daha hatırlatayım. Jeopolitik konum bir ülkenin sahip olduğu özelliklerin kendisine üstünlük sağlaması demekti. Öğrendiğim jeopolitik konum olarak size bir sürü örnek verdim ve onların bizim gerek komşularımız açısından gerek dünya açısından bize bazı konularda üstünlük olduğunu söyledim. Peki ne yaptık? Jeopolitik konumun değişen ve değişmeyen unsurlar olduğunu söyledik. Hatırlıyor musun? Değişmeyen unsurlara birkaç örnek versene bana. Mesela coğrafi bütünlük vardı. Jeolojik, jeomorfolojik özellikler vardı. Bu gibi kavramlar değişmeyen, yani doğal düşünebilirsin. Ama diğerleri neydi? Beşeri unsurlar. Yani politik değerler, ekonomik değerler, sosyal-kültürel değerler. Değişen unsur kapsamında yani özetle beşeri olarak sana aklına al demiştim. Peki sonra ne yaptım? Ülkemiz adına bazı önemli bilgiler vardı. Mesela ne vardı? işte bulunduğumuz hani kıta pozisyonu, hangi kıtaların merkezinde olduğumuz ya da iki tane kıtadan topraklarımızın olması. Mesela boğazlar. Öğrencilerim dedim bir takım yeraltı yerüstü zenginliklerimiz sana bunun ÖSME sorusu olarak geldiğini söyledim. Yeraltı yerüstü zenginlikler, ÖSME 2023'te tatlı su kaynaklarına gönderme yaptı. O tatlı su kaynaklarının özellikle birçok Orta Doğu ülkesinde olmadığını ama bizim ülkede yeraltı yerüstü su kaynaklarının varlığının olduğunu imada bulundu. İşte ne vardı böyle meb müfredatında hatırlıyor musun? Genç nüfusa sahip olmamız ve sonra ne yaptım hatırladın mı? önemli ulaşım projelerinden bahsettim. Ne diyordu o? Bu önemli ulaşım projeleri bizi jeoportik konum olarak öne çıkartacak. Ya da geçen videoda sınıf atlayacak demiştim o 9. videoda. O kelimeyi hatırladın mı? Sınıf atlama demiştim. Yani gerek ülke ekonomisine katkı gerek siyasi bir güç oluşturacak demiştim. Mesela neydi? Bitmemiş bir projeyle başlamıştık. Kanal İstanbul'u biraz tanıtmıştım. Bunlara böyle ulaşımda bir daha böyle özel değineceğiz. Onun dışında ne vardı? Ne çalışmıştık? Hatırlıyor musun ifadeleri? Başka ne vardı? İstanbul Havalimanı vardı. Ben sana hatırlatayım. Bunun bittiğini söylemiştik. İsterseniz böyle bitenler artı diyeyim. Ne vardı böyle? Hatırla lütfen. Gebze, Orhan Gazi, ne projesi? İzmir projesi. E bunun önemli aklarından biri neydi? Bir ÖSM sorusu olarak geldi demiştim. Hatırlıyor musun? Ne köprüsü? Osman Gazi Köprüsü. Kimle kim arasındaydı? Kocaeli Gebze ile Yalova arasında. Peki bütünsel düşündüğünde hangi amaçla kurulmuştu? İstanbul'la İzmir arası bağlantıyı kurma adına kurulmuştu demiştim. Peki Önemli projelere başka ne örnekler vardı? Demiryolu projesi aklıma geldi. Yani Çin'den İngiltere Londra'ya kadar gidecek bir yük treninin Türkiye üzerinden geçtiğini, ülkemize Gürcistan'dan gelip İstanbul'dan Edirne'ye doğru Marmaray üzerinden gittiğini söylemiştim. Onun dışında ne projeler vardı? 1915 Çanakkale Köprüsü. Yani Çanakkale'de artık bir köprü var. İstanbul'da biliyorsun 3 tane köprü var. En son üçüncüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldı. Ama Çanakkale köprüye daha yeni kavuştu. 1915 Çanakkale Köprüsü daha yeni yapıldı. Çünkü İstanbul'da az önce ifade ettim. 3 tane köprü olmuştu zaten. Ama Çanakkale artık köprüye yeni kavuştu diyorum. O cümleyi bir daha tekrar bastırayım. Peki eskiden dedim köprü yokken nasıl gidiliyordu? Çanakkale'den Gelibolu Yarımadası'na feribotla geçiliyordu. O yüzden o feribot kültürünü bir kez daha hatırlay istedim. Peki başka ne vardı projeler? Altı numara ne peki? Başka kalan bir şey var mı diye bakıyorum. Hemen hemen birçok şeyi söyledik. Bir de ne vardı dostlar geçen buluşmanın cümlesi olarak? enerji nakilatları. Yani en son konu anlatım videosunda enerji nakilatlarından bahsetmiştim. Bakü Tifli Ceyhan Burattı'nın bir ulusası Burattı'dır. Türkiye'den geçtiğinin önemine ya da Trans Anadolu Azeri doğalgazının yine Avrupalı müşterilerine gönderme adına önemli bir proje olduğunu söylemiştim. Bunlar neydi? Önemli ulaşım projeleriydi. Bazılarını biz yaptık. Bazıları başkaları yaptı ama ülkemizi bir transit koridor olarak enerji enerji koridu olarak kullandıklarını söyledik. Ve bunların jeoportik kanımasından önemli olduğunu ifade ettik. Şimdi gelelim işin şu kısmına. Öğrencilerim harita konusu ne bilmeliyiz diye bir soru sormuşum. Ben demişim ki lütfen harita çeşitlerini bilir misin? Haritaya doğru gidelim ve size böyle haritaları tanıtayım. Öğrencilerim bu gördüğünüz ne haritası? Siyasi harita. Siyasi harita ne demek? İlleri gösteren harita demek. Öğrencilerim ne görüyorsunuz? İller sınırlarıyla gösterilmiş ve lejanta baktığınızda illerin merkezlerini görüyorsunuz. O zaman şu anda bunlar illerin merkezleri. Şöyle bir soru tarzı aslında önemli bir bilgi vermek istiyorum. Hani illerin sınırlarını gösteriyor ya. Dikkat edin istiyorum. Coğrafya test tekniğinde bazen il der ama bazen şehir ya da kent der. Öğrencilerim soru kökü olarak bu aynı şey değildir. Bakın tanıştırayım. Bu bir siyasi harita diyorum. Coğrafyada il dediği zaman şöyle siyah renge ihtiyacım var. Ne demiş oluyor? Tüm Ankara'yı kastediyor. İlçeleriyle, köyleriyle beraber tüm Ankara. Ne dediği zaman, il dediği zaman ama öğrencilerim şehir ya da kent dediği zaman o ilin mesela Sivas'a gözüm ilişti. O ilin merkezi kastediliyor. O zaman tüm il sınırları kastedilmiyor. Bakın mesela bu neden önemli? Şunu bilmeniz aslında önemli. Mesela diyor sence Rize deniz kenarında mı? Evet, Rize deniz kenarında. Peki şehir merkezinin sahili var mı? Var. Çünkü görüyorsun ki şehir merkezi burada. Ama mesela Artvin ili deniz kenarında. Ama şehir merkezi görebiliyor musun? Deniz kenarında değil. Denizden uzakta. O yüzden Artvin ili deniz kenarında lafı doğru ama şehir merkezi deniz kenarında mı lafı yanlış. O yüzden bazı illerimiz var. Mesela Bursa iyi bir örnek. Şehir merkezi dikkatinizi çekiyorum. Sahilin dibinde değil. O zaman Bursa'nın denize baktığını biliyoruz. Ama şehir merkezi denizden uzak içeride bulunuyor. İşte bu teknik ayrıntı önemli. Bize bazı soru köklerinde lazım oluyor. İl mi diyor soruda, şehir mi diyor. En azından bunu tanıma adına bu haritanın önemli olduğunu düşünüyorum. Peki öğrencilerim ikinci harita ne? İkinci harita fiziki harita. Fiziki harita ne yapar? Dağları, ovaları, yükseltileri gösterir diye biliyorsunuz. Doğru. Fiziki harita nedir? yer şekillerini, dağları, ovaları, platoları, vadileri yükseltilerine göre gösterir. İşte burası çok değerli bir cümle. Bir daha söylüyorum. Diyorum ki fiziki harita ne yapar? Anahtar kelimeyi veriyorum. Yer şekillerini yükseltilerine göre ayarlar. Mesela bazen öğrenci hangi hata yapıyor biliyor musunuz? Öğrenci şöyle bir hata yapıyor. Hocam diyor benim Şöyle bir altyapım var. Doğru mudur? Ben tüm ovalara yeşil, tüm platolara fiziki haritada sarı, tüm dağlara ben kahverengi desem doğru demiş olur muyum diyor. Yanlış. Bir daha söyleyeyim. Şu cümle yanlış. Fiziki harita şu demek değildir. Fiziki haritada bunu böyle bastırarak bir söyleyelim. Bu biraz pekisin böyle. Fizik haritada diyorum, coğrafyada yer şekilleri eşittir ya da yüzey şekilleri eşittir, renk demek değildir. Yani öğrencilerim yeşil hep ovaları göstermiyor. Plato hep plato, ıı, sarı renk hep platoları göstermiyor. Ya da kahverengi hep dağları göstermiyor. Bunu sana örnekleriyle anlatacağım. O yüzden bu kalıbı bir yık istiyorum. Bu yanlış. Peki doğru olan ne? Şöyle çerçeve için aldım. Doğru olan şu. Fiziki haritalarda yükseltiler vardır. Ve yükseltiler çeşitli renklerin karşılığıdır. Yani ben fiziki haritada renge baktığımda o rengin hangi yükselti aralığında olduğunu görüyorum. Ama o yükseltide hangi yer şeklinin olduğunu detaylı aslında bilmiyorum. Peki. Peki bu renkler ne? Onu bir verelim beraber. Öğrencilerim böyle basamak yapıyorum. Fizik haritada bilmen gereken o standart renkler ne? Standart renkler şu. 0-500 metre, 500-1000 metre, 1000-1500 metre, 1500-2000 metre ve 2000 üstü diye verilir. Öğrencilerim genel kültür olarak biliyor musunuz? Genel kültür soruları bunlar diyoruz. Tüm denizler, tüm okyanuslar mavi ile gösterilir. Peki diyor ki 0 ile 500 arası hangi renkle gösterilir? Şöyle farklı bir renk kullanalım. Yeşille gösterilir. Coğrafyada neymiş? Fiziki haritalarda 0 ile 500 arası yeşil. Hatta burada bir farklılık var haberin olsun. 0 ile 200 arası koyu, 200 ile 500 arası açık yeşil. Yani öğrencilerim sahile yakınsanız Yeşil daha koyu oluyor. Hani genelde birçok şeyde açıktan koyuya gidilir ya. Burada tam tersi yapılmış. Sahile yakınsanız koyu yeşil, bir üstüyseniz açık yeşil. Peki 500 ile 1000 arası hangi renk coğrafyada sarıya denk gelir? O zaman bir yer fiziki haritada sarıyla gösterilince bana verdiğim mesaj ne? Burası 500 ile 1000 metre arası. Hangi yer şekli var? Bilmiyorum ki. Hani işin detayında, test bilmiyorum diyeceğim. Çünkü kesinlik anlamında yorum yapamazsın. Peki, 1000 ile 1500 arası genelde turuncu. Peki oranjların 1500-2000? Açık kahverengi. Peki coğrafyada 2000 metre üstü nedir? Koyu kahverengi ile Ozan O zaman oranjların fiziki haritada renkler vardır. Renkler coğrafyada yükselti aralıklarını gösterir. Cümle önemli. Yükselti aralıklarını gösterir. O zaman fiziki haritaya baktığımda renklerin yükselti gösterdiğini söylüyorum diyeceğim. O zaman haritaya gidelim, yorum yapalım. Öğrencilerim yorum yapıyorum şimdi. Ne görüyorsun? Önce bir genel soruya hakim ol. Ben ne görüyorum kendi ülkemiz adına? Renk çeşitliliği görüyorum. Önce birinci soru tarzı. Genelleme sorusu gelemez mi? Şöyle bir soru gelebilir. Türkiye haritasını verir ve der ki: Bundan ne anlamalısın? Bu bir fiziki ertedir. Sence çıkarsama anlamında, yargı anlamında hangi yargıya ulaşayım? Türkiye'de renk çeşitliliği vardır. Öğrencilerim ne anlamda söylüyorum? Çünkü fiziki ertenin tüm renkleri Türkiye'de var. Her ülke böyle değil. O yüzden Türkiye'de yeşil de görüyorsun, Türkiye'de sarı da görüyorsun... Türkiye'de turuncu da görüyorsun. Türkiye'de doğu taraflarına gittiğinde artık kahverenginin tonlarını görüyorsun. O zaman Türkiye'de neden renk çeşitliliği var? Bu neyi kanıtlar? Türkiye'nin yükselti aralıklarının her yerde aynı olmadığını kanıtlar. Demek ki birinci anlaman gereken hani tiyo, birinci anlaman gereken bilgi bu. Şimdi ayrıntıya inelim. Hani Türkiye'miz 7 tane coğrafi bölge ayrılıyor ya. Eskiden böyle bölge bölge soruları çok sorulurdu. Şimdi öğrenme amaçlı öğretiyoruz. Yani öyle sorular abartılı gelmez. Ama duy. Neyi duy? Mesela bu ülkede hangi renkler hangi bölgelerle ilişkilendiriliyor? Yani nasıl ifade ediliyor? Türkiye'de hangi bölge kabaca kaç metre? İşte onu bilmen için bak şu bilgiye biraz ihtiyacın var. Öğrencilerimi tanıştırayım. Hani ülkemizi biraz tanıyın istiyoruz. Bizim ülkede yükselti ortalaması en az Marmara bölgesindedir. Yani bu İstanbul'un, Bursa'nın, Kocaeli'nin, Tekirdağ'ın bulunduğu yer Türkiye'de ortalama 500 metre'nin altındadır. O zaman sana testlerde neden fizik haritada burası ağırlıklı yeşil? Çünkü burası sahile yakın bir yer. 500 metrenin altında bir sürü yer var. Mesela İstanbul Şehir Merkezi, İstanbul'a giderken görüyorsunuz 30 metre yazıyor. Yani bu ne demek? Sahil dediğim 0 metreye, deniz seviyesine çok yakın demek istiyorum. O yüzden fizik haritada genelde 500 metrenin altı neresiymiş? Marmara. Türkiye'de yükseltinin en az olduğu bölge midir? Evet. O zaman 0 ile 500 arası yeşil olduğu için bölgede yeşil ton baskın diyorum bak. Sadece yeşil var demiyorum. Yeşil ton baskın. Peki bizim ülkede Güneydoğu Anadolu diye bildiğiniz yani içinde kilisin, Adıyaman'ın, Diyarbakır'ın, Mardin'in, Şanlıurfa'nın olduğu şehirler. Acaba kaç metre? Mesela birçok öğrenci burayı yanlış biliyor. Hocam ben ülkenin bu güney doğusunu tıpkı ülkenin doğusundaki iller gibi yüksek bir yer zannediyorum diyor. Ya da ileride videolarda çalışacağız. Hocam ben burayı çok soğuk bir yer zannediyorum diyor. Hatta işte memur atamalarında hocam Şanlıurfa kışın soğuk değil mi? Abartılı kar yağmaz mı diyor. Oysa öğrencilerim işte bazı şeyleri yanlış biliyorsunuz. Ben her şeyi söyleyeceğim. Güney, Doğu, Anadolu, Türkiye'de yükselti sıralamasında ikinci sırada. Yani Marmara bölgesinden sonra Türkiye'de yükseltinin en az olduğu ikinci bölge. Yani Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır bin metrenin üstünde yerler değildir. Peki kaç metre işte? Sana böyle ortalamalar verdim. 600-800. Peki eğer Güneydoğu Anadolu ağırlıklı 600-800 metre ise fiziki haritada ne ile gösterilir? Sarı renk. Çünkü 500 ile 1000 arası sarı renk idi. Peki öğrencilerim hani işin o genellemesini yapıyorum diyorum. Peki verdiğim yerlere odaklanır mısın? İç Anadolu nasıl bir yer? İç Anadolu öğrencilerim yükselti olarak Marmara'dan ve Güneydoğu Anadolu'dan daha yüksek bir yer. İç Anadolu'nun şehirlerini bir düşünür müsün? Ankara, Eskişehir, Konya, öğrencilerim Yozgat bunlar deniz seviyesinden yüksek memleketler. Bazılarınızın şöyle bir hatası var. Hocam diyor Konya düz ya ben düz deyince zihnimde alçak demek istiyorum. Yani Konya düzse yükseltisi de azdır diyorum. Öğrencilerin bu büyük bir yanılgı. Konya deniz seviyesinden yaklaşık 900 metrede, Ankara yaklaşık 900 metrede, Sivas yaklaşık 1.100 metrede. Yani yer şeklinin düz olması o memleketin yükselti olarak alçak olduğunu göstermez. Ne diyorum? İç Anadolu'da birçok memleket 750 ila 1.500 arasındadır. Bakın buradan anlamanız gereken demek ki Alican Hoca diyor ki. İç Anadolu memleketleri 750'nin altında değildir. Yani Konya 500 metre değil. Karaman 300 metre değil. Hepsi 750 zorluyor. Üst sınır ne? 1500. O da Sivas taraflarının olduğu yerler daha yüksek. Ozan öğrencilerim fizik haritada hangi renk var burada? Sarı ve turuncu. Çünkü 500 ile 1000 arası sarı, 1000 ile 1500 arası turuncuydu. Peki gelelim Doğu Anadolu'ya. Doğu Anadolu memleketleri acaba hangi renk ağırlıklı kahverengi ve tonları? Peki neden kahverengi ve tonları? Çünkü Doğu Anadolu ülkemizin en yüksek yeri. Yani deniz seviyesi dediğim 0 metreden en yüksek yer. Bana şunu sor. Doğu Anadolu'da 13-14 tane memleket var. En alçak yer nerede? Iğdır'da. Peki Iğdır'ın deniz seviyesinden yükselsene kadar 900-950 metre. Yani Doğu Anadolu'da en alçak yer, yükseltinin en az olduğu yer 1000 metre zaten. Yani sen Iğdır'a diyelim ki uçakla gittin, indin, memursun, öğretmen olarak atandın ya da ilgili bir memur olarak herhangi bir bakanlığın memuru olarak atandın. Iğdır Havalimanı'na ayak bastığında sen zaten 1000 metredesin diyorum. O yüzden öğrenci bu kavramsal şeyleri iyi bilmeli. Peki ülkenin özellikle şu kuzey doğusu ya da güney doğu tarafları yani uç yerler Şırnak, Hakkari'yi kapsayan şu saha. Ardahan, Kars gibi illeri kapsayan şu saha 2000 metreyi zorlayan yerler mi? Evet. Yani bakıyorsun buralar artık 1500'ü bile ne yapıyor? Zorluyor. O zaman fiziki haritada hangi renk buralar? Ağırlıklı olarak ne diyeceğim? Şurayı düzelteceğim. Açık kahverengi ve koyu kahverengi. Yani kahverengi ve tonları. Demek yani bilmeniz gereken detaylar bu. Peki bana şunu sorun lütfen. Hocam Karadeniz'e hiç temas etmedin. Akdeniz'e değinmedin. Ege'ye değinmedin. Çünkü özellikle Akdeniz Karadeniz'de. Hani dağlar kıyıya paralel ya ileride çalışacağız. Dağlar kıyıya paralel uzandığı için buralarda renk çeşitliliği var. Ne demek istiyorum? Denizden itibaren yavaş yavaş dağlara doğru çıktığında bantık olarak ne oluyor? ile 500 metre. 500 ile 1000 metre. 1000 ile 1500 metre. 1500-2000 metreyi kısa mesafede ne yapıyorsun? Görüyorsun. O zaman fiziki haritada... Kısa mesafede renk çeşitliliği nerede kendisini gösterir dese ne demeliyim? Dağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz, Karadeniz buna iyi örnektir demelisin. Çünkü denizin önünden hemen sıra dağlar başladığı için o renk çeşitliliğini görebiliyorsun. Ege'de ise hemen denizin önünde dağlar paralel şeklinde uzanmıyor. İleride öğreteceğim. Burada dağlar kıyıya dik uzanıyor ama yine görüyorsunuz. Önce yeşille başlayan bir süreç var. Sonra içeriye doğru yavaş yavaş yani Ege'nin iç kesimlerine Afyon, Uşak, Kütahya gibi illere geldiğiniz zaman ise yavaş yavaş neye şahit oluyorsunuz? Sarı, turuncu, kahverengi tonları görmeye başlıyorsunuz. Yani kıyıya biraz yeşil ton ağırlıklıyken içeriye doğru renk değişmeye başlıyor. Şimdi öğrencilerim işin soru tekniğine geleyim. İşin soru tekniğinde ne soruyor bize? Şöyle fiziki haritayı direkt açayım. Şöyle sorular soruyor. Diyor ki bir fiziki haritada Adana Çukurova ile Hakkari Yüksekova farklı renklerle gösterilmiştir. Bu durum neyi kanıtlar diyor. Adana Çukurova ile Öğrencilerim Hakkar Yüksekova neden fizik haritada farklı renkle gösterildi? Yükselti değerleri farklı olduğu için. Yani böyle ÖSYM 2-3 e tane soru sordu bak. Bir tane daha soruyorum. Klasik sorular bunlar. Diyor ki Ankara Haymana platosu ile Erzurum Kars platosu bir fiziki haritada farklı renklerle gösterilmiştir. Bu durum neyi kanıtlar? Yükselti değerlerinin aynı olmadığını kanıtlar. Çünkü biri kahverengi ağırlıklı, diğeri sarı turuncu ağırlıklı. Ya da öğrencilerim tam tersini soralım. Peki bir fiziki haritada Samsun Bafra Ovası ile İzmir Gediz Ovası nasıl gösterilmiş? Aynı renklerle gösterilmiş. Acaba aynı renklerle gösteriliyor olması neyi kanıtlar diyor? Öğrencilerim rengin aynı olduğunu. O zaman renkler aynısa coğrafyada bunun anlamı ne? Yükselti aralıkları aynı. Ama renkler aynı değilse diyorum anlamı ne? Yükselti değerleri birbirinden farklı. Kendimi ifade edebildim mi? Soru tarzlarını umarım alabilmişsindir. Çünkü bunlar klasik soru tarzları. Bazen şöyle sorular da gelmiyor değil seçeneklerde şehir şehir veriyor. Yani diyor ki sana. Sence Malatya ile örnek veriyorum. Sence Edirne fiziki haritada aynı renkle gösterilebilir mi? İşte bu tip sorularda ne yapacaksın? Sana öğreteyim. Genelleme bilgilerine bakacaksın. Alican hoca Edirne Marmara'da demişti. 500 metrenin altı yani yeşil. Ama Balatya Doğu Anadolu demişti. Hatta hocamız Doğu Anadolu'da en alçak yerin 900 -950 olduğunu söylemişti. Yani en alçak yer olduğunu düşünsen bile Malatya'nın yeşil olması imkansız, sarı olması gerekiyor. O zaman Malatya ile Edirne'nin renkleri aynı olamaz. Ama mesela hani böyle örnekler geliyor testlerde. Ama Antalya şehir merkeziyle mesela Samsun şehir merkezinin renkleri aynı olabilir mi? İkisi de deniz kenarı memleketi olduğu için evet. O yüzden iki tane deniz kenarı veriyor. Ya da iki tane içerden yer veriyor. Bunların renkleri aynı olabilir mi? Düşünsene mesela Doğu Anadolu'dan aynı renge sahip iki yer vardım. Tunceli. Mesela komşu birbirine yakın diyelim. Mesela ne olabilir? Bingöl. O zaman sen bunların komşu olduğunu bilirsen en azından renklerinin aynı olduğunu ne yapabilirsin? Yakalayabilirsin. İşte fiziki haritada diyorum böyle sorular geliyor. Kendimi ifade edebildim mi? Yani öğrencilerim olayın kurgusunu anladın değil mi? Fiziki harita önemli. Bak o yüzden hani haritayı ayrı bir başlık olarak açtım ki bu soru tarzlarını rahatça verebileyim. Peki gelelim diğer mevzuya. Öğrencilerim diğer mevzu ne? Alan hesaplaması diye bir şey var. Lütfen burada beni iyi dinlersen iyi olur. Coğrafyada diyor Acaba bir ülkenin alanı hesaplanırken, konu Türkiye'miz ya, o zaman ya ülkenin alanı hesaplayacak ya da illerin alanını hesaplayacak. O zaman diyor Türkiye'de, şunu bırakayım, acaba illerin alanı hesaplanırken ya da ülkenin alanı hesaplanırken diyor, nasıl bir hesaplama yoluna gidilir? İki çeşit. Ne demek istiyoruz? Coğrafyada Gerçek alan diye bir şey var dostlar. Yani bir ülkenin gerçek alan hesaplayabilirsiniz ya da bir ilin diyorum gerçek alan hesaplayabilirsiniz. Hocam gerçek alan ne demek? Cümleme dikkat. Yer şekillerini olduğu gibi göstermek demek. Yani niyetiniz Türkiye'yi mi çizmek? Lütfen yer şekillerini diğer adıyla yüzey şekillerini olduğu gibi gösterir misiniz? Ve buna göre Alan hesaplaması yapar mısınız? Yer şekilleri olduğu gibi ne demek? Yani bizim ülkede ne var? Hocam tepeler var. Dağlar var. Düzlük araziler var. Çukurlar var. O zaman lütfen arazide ne varsa her şeyi dikkate alınız ve ona göre alan hesaplaması yapınız. Cümle bu. Gerçek alanda bana adı üzerinde gerçeği gibi alan hesaplaması yap. Yani her yeri yer şeklinin orijinal haliyle göster ve matematiksel hesap yap. Peki, iz düşüm alan ne? Öğrencilerim işte bu kavram önemli. İz düşüm alan ise niyetimiz Türkiye'nin alanını göstermekse ya da Türkiye'nin içinden bir ilin alanını göstermekse kural diyor ki lütfen iz düşüm alanda lütfen cümlem önemli sanki yer şekilleri düzmüş gibi düşün. Ne yapmış gibi düşün? Düzmüş gibi düşün. Her yeri deniz seviyesine indir demiyor. Düzmüş gibi kabul et. Ne demek istiyorum bak. Şu örneği şuraya taşıyayım. Hani ben dedim ya Türkiye'nin orijinalinde dağlık yerler var, düzlük yerler var, çukurluk yerler var. İz düşüm alanda diyor ki bana şu eğimli arazi hesaplama iz düşüm alanda sadece bunun tabanını hesapla. Ya da öğrencilerim bana bu çukurun hepsini hesaplama diyor. Bu çukurun sadece yüzeyini hesapla. Şu ayrıntıya şu içeriye girme diyor. Sadece zemini hesapla diyor. O yüzden her yeri düzmüş gibi kabul etme demek? Eğimli arazileri görme demek. Seni bir kavramla tanıştırayım önemli bir şey. Bizim test tekniğinde şu kelime çok geçecek. Engebe. Engebe ne demek? İnişli çıkışlı arazi demek. Yani tepeler, dağlar inişli çıkışlı yerler midir? Evet. Çukur dediğim yerler inişli çıkışlı yerler midir? Evet. O zaman iz düşüm alanda ne yapılıyor? Öğrencilerim engebe dikkate alınmıyor. Yani sanki Türkiye'de hiç eğimli arazi yokmuş gibi düşünmem isteniyor. Şimdi olayın soru tarzını hazır mısın? Konu Türkiye. Sana diyor ki: "Sence Türkiye'nin gerçek alanını hesapladığımda ve Türkiye'nin yer şekillerini sanki düzmüş gibi düşündüğümde sence bir fark çıkar mı? Yani işi matematiğe vurduğunda, alan hesaplaması yaptığında gerçek alan ile iz düşüm alan arasında bir fark çıkar mı? Çıkar. Çünkü Türkiye'nin gerçeği eğimli arazilerden oluşuyor yaygın olarak. O zaman Türkiye'de inişli çıkışlı yerleri yani dağlık engebeli yerleri düzmüş gibi kabul ederseniz matematiksel olarak farklı bir rakam çıkacaktır. Çünkü orijinali farklı, düzmüş gibi kabul ettiğinizde farklı çıkacaktır diyor. Ben de sizi buna hazırlıyorum. Teste diyor ki. Bizim testlerde şöyle bir cümle geçer. Türkiye'nin gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasında farkın çok olması diyor. Sence neyi kanıtlar? Türkiye'de neden gerçek alanla iz düşüm alanlar arasında fark çok? Çünkü Türkiye yer şekilleri olarak Dağlık engebeli. O zaman dağlık ve engebeli olduğumuzu kanıtlayan bir cümle mi bu? Evet. Ya da soru tersan soralım. Türkiye yer şekilleri açısından dağlık engebeli bir ülke ise acaba bunun sonucunda ne yaşanıyor? E seçeneği. Gerçek alanla. iz düşüm alanlar arasındaki fark fazla olur. Demek ki bana test tekniğinde böyle sorular geliyor. Önce Türkiye'nin gelenini bir gördüm. Peki dedim ki bu sorular il bazında da sorulabiliyor ki Türkiye'nin geneli dışında sorulma ihtimali en yüksek olan artık il bazında. Çünkü az önce bir cümle kullandım. Artık ÖSYM bölge, bölüm gibi kavramları çok kullanmıyor. Yani bana İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ya da eskiden böyle Ergene bölümü, Yukarı Fırat bölümü gibi bölümler soruyordu ama artık bu soru tarzları değişti. 2013-14'ten beri böyle soru kökleri gelmiyor. O yüzden illeri bilmelisiniz. Peki ben az önce ne dedim? Soru kökünde il geçiyorsa ben ne düşünecektim? İl'in bütününü düşüneceksin. Siyasi haritayı hatırla. İlçeleriyle, köyleriyle tüm il düşünülecek. O zaman öğrendiler. Buradaki incelikleri yakalayın. Bizim ülkede bazı iller var yer şekilleri olarak dağlık engebeli ama Türkiye'de bazı iller var yer şekilleri olarak daha sade. Yani tamam Türkiye genel anlamda dağlık engebeli ve gerçekten bazı iller bu Türkiye'nin geneline uyuyor. Ama Türkiye'de her yerde dağlık engebeli değil ki. Türkiye'de yer şekilleri arasından sade yani eğimli arazilerin az olduğu, düzlüklerin daha baskın olduğu yerler var. Öğrencilerim ileride bu eğitimi alacaksınız. Coğrafyada düzlük deyince aklınıza plato ova gibi yer şekilleri gelmeli. Yani Türkiye'de bazı illerin sınırları içinde dağlar çok yer tutar. Ya da vadiler gibi eğimli yerler. Ama Türkiye'nin bazı illerinde platolar ya da ovalar daha çok yer tutar. O zaman sana dağlık engebeli illerimizde gerçek alanla işim alanlar arasındaki fark nedir? Fazladır. Ama yer şekillerinin sade olduğu yerlerde gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark nedir? Azdır. Niye? Çünkü matematiksel hesap yaptığında mantık olarak fark az çıkacak. Çünkü zaten arazinin gerçeği dağlık, eğimli bir arazi değildir diyeceksin. O yüzden öğrencilerim iyi örnekler var testlerinde. O iyi örnekleri bilmeni istiyorum. Hadi verelim, haritaya gidelim o çalışmayı bir beraber yapalım. Ben sana güzel ders notunda şu anda ilgili sayfayı bulduysan güzel bir harita hazırlamıştım. Hani gör diye. Bakın ne yaptım? Dedim ki hadi bu renk dağlık engebeli arazileri göstersin. Şöyle ne seçeyim? Mavi seçtim. Ya da farklı bir renk seçmeliyim ki uyumlu olsun. Kırmızıyı seçtim. Biraz böyle kalın yapayım istiyorum. Dağlık engebeli yerleri bakın şu renkle ifade ettim mor diyebilirsiniz. E diğeri lacivert mi diyeyim? Sade olarak ifade ettim. Peki diyor ki işte testlerde sorular böyle gelecek. 5 tane yer boyayacak. Acaba diyecek ki bunlardan hangisinde gerçek alanla iz düşüm alan arası fark daha azdır ya da daha fazladır? Peki öğrencilerim buradaki iller kim? Şu kim? Rize. Rize nasıl bir il? Burada cümleye dikkat. Şehir merkezi değil. İlin bütünü nasıl? İlin içinden sıra dağlar geçiyor. Kaç kar gibi önemli dağlar var. Eğimli araziler var. O zaman gerçek alanla iz düşümü alan arasındaki fark fazla. Peki kime örnek vermişim? Tunceli. Nasıl bir il? Türkiye'de yer şekilleri arasından dağlık engebeli. O zaman gerçek alanla iz düşümü alan hesaplandığında fark fazla mı çıkar? Evet. Yine öğrencilerim cümleme dikkat soru köklerinde il soruluyor. Antalya şehir merkezi belki dağlık değil ama Antalya genel itibariyle tüm il olarak düşünüldüğünde içinde Torosları barındırdığı için Antalya ili dağlık engebeli midir kesinlikle. O yüzden Antalya il olarak dağlık engebeli olduğu için diyorum. O zaman yine gerçek alanla iz düşüm alan arasındaki fark fazla mıdır? Kesinlikle o zaman Tunceli, o zaman Rize, Antalya gibi iller bak ile vurgu yapıyorum. Nasıl yerler gerçek alanla iş arasındaki fark fazla. Peki tam tersi. Türkiye'de bazı iller var sadelikleriyle bilinir. Testlerin de favorisidir. Mesela ÖSM de çok yapıyor. Burayı çok boyuyor. Burayı boyayıp sence burası nasıl yer şekilleri arasından Sade. Çünkü burası Şanlıurfa, Şanlıurfa gerçek alanla iz düşüm alanlar arasındaki farkın az olduğu bir yer. Peki başka meşhur Konya. Konya nasıl bir yer? Eğimli arazilerin az olduğu bir yer. Yani yer şekilleri sade bir yer. Yer şekilleri sade yerlerde gerçek alanla iz düşüm alanlar arasındaki fark azdır. Peki Edirne yine böyle testlerin favorisi. Peki Türkiye'de Edirne nasıl bir yer? Yine yer şekilleri anlamda sade. Yani eğimin az olduğu bir yer. O zaman gerçek alanla iz düşüm alan arasındaki fark buralarda nasıl az? Neden az? Lütfen burada Türkçe önemli. Neden az? Yükseltileri az ya da çok olduğu için değil. Ne olduğu için? Yer şekilleri sade olduğu için. O yüzden bugün şurayı oturdu. Konya yüksek bir yer mi? Aslında evet. Türkiye'de birçok memleketten daha yüksek ama yer şekilleri sade mi dağlık mı sade yani bazı öğrencilerdeki bir hastalığı ifade edeyim bazı öğrenciler eğer bir memleket yüksekse sanki eğimli olmak zorunda gibi düşünüyor mesela söylüyorsun öğrencilerin bir memleket var denizden bin metrede hocam kesin dağlıktır diyor oysa bu cümle yanlış bir yer yüksek olup düz olabilir. Bir yer yüksekte sade bir yer olabilir. O zaman Şanlıurfa 500-600 metre. Konya yaklaşık 900 bin metre. Edirne yaklaşık 50 metre. Bakın yükselti değerleri birbirinden çok farklı. Ama ortak noktaları ne? Yer şekilleri sade. O yüzden bugün neyin mücadelesini biraz vermeye çalıştım. Öğrenci yükselti deyince ne anlaması gerekiyor? sadelik engebellik deyince ne anlaması gerekiyor? İnanın bizim test tekniğinde kavramlar çok önemli. Kavramları yanlış anladığın an işte çok basit soruları kaçırıyorsun. Az önce sana bunu kanıtlamaya çalıştım. Yani Konya'nın yüksek olmadığını düşünen şu anda beni izleyen bir sürü öğrenci var. Ama işte işin gerçi öyle değil. Konya deniz seviyesinden yüksek ama düz. İşte bu tip ayrıntıları, bu tip kavramsal şeyleri iyi bilelim. Mesela bugün çok önemli bir şey öğrendiniz bence. Güney, Doğu, Anadolu, Doğu Anadolu gibi bir yer değil. Doğu Anadolu ağırlıklı olarak 1000 metrenin üzerindeyken Mer Güney Doğu Anadolu 600-800. Mer Türkiye ortalamasında yükseltinin en az olduğu Marmara'dan sonra ikinci yermiş. İşte bu gibi ayrıntıları derler ya. Çok çok iyi dinlemelisin. İşte bu ayrıntıları vermek için geldim. Bu kavramsal altyapıları öğren istiyorum. Çünkü bunları öğrenince ilerleyen konularda inanın bir şeyler daha iyi anlaşılacak. Yine umarım faydalı olabilmişimdir. Umarım en iyi şekilde beni dinlemişsindir. O zaman ne diyorum? İnşallah en iyi şekilde bu işi halledip güzel bir memuriyet seni bekliyor duasıyla görüşmek üzere